Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Artık Ramazan'ın gelmesiyle beraber sahur öncesi canlı yayın serilerimize yeniden başlıyoruz dostlar. Biliyorsunuz bizim sahur öncesi canlı yayınlarımız biraz daha tek bölümlük ya da maksimum en fazla 2 bölüm şeklinde oluyordu. Ve canlı yayın serilerimizi, sahur öncesi canlı yayın serilerimizi aynen bu şekilde devam ettireceğiz dostlar. Yani ya tek bölüm ya da 2 bölümden oluşan canlı yayın serileri olacak ama yani 40-50 dakika civarında olacağı için zaten neredeyse bir seri uzunluğunda olacak abi. Yine bu sahur öncesi canlı yayın serilerimizde de aynı şekilde sizler meclis olarak geçeceksiniz. Beraber kararları alacağız ve vereceğimiz kararlarla yöneteceğimiz ülkeleri yönetmeye çalışacağız dostlar. Meşruti bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Sizler fikirlerinizi beğen diyorsunuz fakat son karar yine benden geçecek. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz abi. Ramazan-ı şerifleriniz mübarek olsun efendim hepinizin. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Osmanlı 4 parçaya ayrılmış durumda. Fetret devrinin zaten olayını herhalde pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Timur'a Osmanlı'nın Beyazıt'ın yenilmesiyle beraber Beyazıt'ın 4 oğlu arasında Osmanlı bölüşülüyor. Ve bu 4 oğul arasından biz Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak tabir edilen Mehmet Çelebi ile oynayacağız. Mehmet Çelebi'nin Osmanlısı ile oynayacağız. Ve bu gördüğünüz devletleri, diğer Osmanlıları daha doğrusu, elimize geçirmeye çalışacağız. Fetret devrinin Osmanlı'yı kaybettirdiği tek şey Osmanlı topraklarının 4'e bölünmesi değil. Aynı zamanda burada Osmanlı tarafından ele geçirilen pek çok beylik Timur tarafından yeniden kuruldu. Ve Anadolu'daki bu siyasi birlik, bu Osmanlı'nın kurduğu birlik yeniden bozulmuş oldu. Biz bütün bu Anadolu'daki birliği, bütün Osmanlı topraklarını yeniden bir araya getireceğiz dostlar. Şimdi şu telefondan bir chat'i açayım, herhangi bir sorun olmasın. Çok güzel abi, güzel başlangıç yaptık. Emre Kaya bronz uygulamına katılmış, teşekkür ediyorum Emre. Geç kaldım mı? Hayır, kimse geç kalmadı abicim, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz Osmanlı devletlerinin, bu gördüğünüz 4 adet oğul tarafından yönetilen Osmanlı devletlerinin en güçsüz ikincisiyiz abi. En güçlüsü burada Süleyman Çelebi tarafından yönetilen Balkanlardaki Osmanlı. Sonrasında Musa Çelebi tarafından Ankara civarlarında yönetilen Osmanlı geliyor. Sonrasında Mehmet Çelebi, yani bizim tarafımızdan yönetilen Osmanlı. En güçsüz olan Osmanlı ise en azından oyun içerisinde İsa Çelebi tarafından yönetilen bölge olarak geçiyor. Yani üçüncüyüz abi. Üçüncü sırada bulunuyoruz. Ama bizim genişleyebileceğimiz bölge aslında daha fazla da değil abi, evet. Yani şöyle baktığımızda İsa Çelebi buradaki bütün beylikleri ele geçirebilir. Ya da Musa Çelebi kardeşimiz buradaki Karamanoğullarını ya da beylikleri ele geçirebilir. Hele Süleyman Çelebi zaten ilerleyebileceği bir sürü yer var. Dolayısıyla diğer kardeşlerimiz bizden hızlı hareket edip diğer devletleri ele geçirmeden önce bizim elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. En azından Osmanlı'yı birleştirene kadar biraz speedrun tarzı, biraz hızlı bir şekilde oynamamız icap ediyor dostlar. Şöyle hemen bir teknoloji puanlarımızı ayıralım öncelikle. Bir başlangıcımızı bu şekilde yapalım. Dengeli bir şekilde ayırmak istiyorum ben. Asıl önemli olan geliştirmeler vesaire. Biz Osmanlı'yı yeniden birleştirdikten sonra olacak. İşte o zaman gerçekten imparatorluğu yönetiyor olacağız. Ve Osmanlı'yı birleştirdikten sonra İstanbul'da fethedip adımızı imparatorluk yapacağız. Bu canlı yayın serisindeki amacımız ise şu sınırlardaki Osmanlı İmparatorluğunu formlamak olacak dostlar. Faşist Türkiye'ye belki devam ederiz, bilmiyorum. Yani herhangi bir gün devam edebiliriz, devam etmeyebiliriz, emin değilim. Bakacağız abi. Şimdi öncelikle bizim diğer bütün ülkeler dönünce diğer Osmanlıların, diğer kardeşlerimizin üzerine yürümemiz lazım. Şöyle bakayım chat'e de. Sahura kadar devam edecek mi? Yok be, sahura kadar devam ettiremeyiz oğlum. Kaç saat oluyor, oha. Yok kanka, sahura kadar devam etmez büyük ihtimalle. Ama bayağı güzel bir uzun süreli bir yayın yapmaya çalışacağız. Şimdi birazcık ordu basım işlemlerine başlayalım en iyisi. 28 binlik bir ekonomisi var Musa kardeşimizin. Artık onun üzerine 10 binlik bir orduyla gideriz ve muvaffak da oluruz diye düşünüyorum ben. 10 binlik bir ordu toplayalım bakalım. Osmanlı'yı yeniden birleştirmek adına sonunda askeri hamlelere de başlıyoruz abi. Yalnız ilk ordu basım işleminde direkt eksiğe düştük. Gerçekten ülke ekonomik olarak bu saldırıları yaparken biraz zorlanacak gibi görünüyor. Dediğimiz gibi zaten en güçsüz 3. devletiz. O sebeple bizim halimiz daha da zor abicim diğerlerine göre. Başkente daha yüksek sayıda bir orduyla saldırdık ve oha lan. Oğlum bir dakika, oha. Kredi al kardeşim, dur. Dur. Bir tık fazla güçlü çıktılar. Başkentlerinde şu anda 1600'lük bir ordu var abi. Aman aman dikkat edelim. Aman, eyvah, hareket puanı da bitti. Tamam. Bir ordu basım işlemi, bir tane daha. Heh tamam, güzel savunma, güzel savunma, güzel savunma. Şimdi hep beraber oraya bir saldırır mısınız? Heh, oh be oğlum. Aşırı korktum lan. Yok yok yok, bitmedi seri, dur. Sakin.
Oh be. Oğlum oha çok tırstım. Lan direkt seri bitecekti. Harbiden seri bitecekti. Tamam ucuz atlattık abi. Karabük ve Ankara topraklarını Musa Çelebi'den geri almayı başardık. Osmanlı'yı, bu büyük devleti yeniden birleştirmek adına ilk adımımızı attık. Her ne kadar zor bir savaş olsa da yani kardeşimiz Musa bizi harbiden zorladı abi. Cidden zorladı yani. Ben de bir an yenildik dedim. Direkt borç aldık. Aynen öyle ya. Zaten bölünmüş bir devleti 5 tane borçla donattık. Neyse ki şu anda o borçlar ödendi abi. Yani borç açısından şu anda bir sıkıntı çekmiyoruz. Şimdi biz şimdiden aslında diplomasiyi de kullanmaya başlayabiliriz. Bölgenin güçlü devletleriyle ilişkileri geliştirelim ki imparatorluğu, daha doğrusu devleti, şu an imparatorluk değiliz, devleti birleştirdikten sonra siyasi olarak, diplomatik olarak iyi bir durumda olalım. Burada hem Karakoyun'da hem Timur gibi güç var. 2 tane güç var. Büyük güçler bunlar. Timur 2. sırada, Karakoyun 9. sırada. Bunlarla ilişkilerimizi geliştirmekte fayda var. Ki devleti birleştirdikten sonra diplomatik olarak rahat edelim. Hemen asimilasyonları tamamlayalım. Çok güzel. Muazzam bir başlangıç abicim bence. Yani bir tık zorlandık Musa'da ama sorun yok. Abi Konstantiniyye alacağız abicim, Konstantiniyye'yi merak etme. Yatırım yap. Hayır. Şu anda yatırım yapmayacağız. Şu anda daha çok ülkeyi birleştirmek üzerine oynuyoruz. Yatırımlar sonraki iş. Şu an ülkeyi birleştirmeliyiz abi. Asimilasyonlarımız tamamlandıktan sonra Musa Çelebi'nin üzerine ikinci saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle asimilasyonları bir tamamen bitirelim. Çok güzel abi. Ankara'daki asimilasyon da bir tamamlansın. Ankara bu arada ekonomik olarak da değerli bir toprak. 10 binlik bir ekonomi barındırıyor. Ankara toprağı ülkemizin en değerli topraklarından bir tanesi. Evet çok güzel. Asimilasyonlar tamamlandığına göre ikinci bir ordu basım işlemi gerçekleşmenin vakti geldi. Bu kez 13 bin ekonomili bir Osmanlı'ya karşı saldırı gerçekleştireceğiz. 6000'lik ordu bu sefer net şekilde yeter. Saldırılarımızı gerçekleştirelim ve bu sefer başarılıyız abi. Evet, gayet başarılı. 2 saldırıyla Gebze ve Eskişehir topraklarında Musa Çelebi'den ele geçirerek Musa Çelebi'nin bu topraklar üzerindeki egemenliğini artık tamamen sonlandırmış bulunduk. Başkenti taşımayacağım. Hayır. Başkenti eğer Edirne'yi alırsak taşırım abi. Evet, Edirne'yi alırsak taşırım. Onun haricinde şu anda başkenti taşımayacağım kesinlikle. Ha bir de İstanbul'u alırsak. Ama İstanbul'u önce almayacağız. Yani önce Balkanları alacağız Süleyman Çelebi'nin, sonra İstanbul'u alacağız. Yani Süleyman Çelebi'nin topraklarını saldırırken Çanakkale üzerinden Gelibolu'ya geçeceğiz. Ya da Karadeniz veya Marmara üzerinden saldıracağız. Yani büyük ihtimalle Süleyman Çelebi ile aramızda dönecek olan savaşta büyük bir deniz savaşı yaşanacaktır diye tahmin ediyorum. Bizans'ı müttefik al, hayda. Oğlum bu Bizans'a bir hani övgü olur. Bu Bizans'a bir mükafat olur. Neden Bizans'ı müttefik alalım? Yakacaktım bizi Musa harbiden abi. Musa bizi az daha yakıyordu harbiden. Bir bakalım, bir bakalım. Abi şarkı playlistine atar mısın? Middle Ages kanalına göz atabilirsin. Açıklamada linkini verdim. Asimilasyonlarımız tamamlandı mı? Ha, güzel, tamamlanıyorlar. Artık yavaştan İsa Çelebi'nin üzerine saldıracağız. İsa Çelebi çok zorlamayacaktır. Zaten biliyorsunuz bu kardeşlerin arasında en güçsüz bölgeyi yöneten sultan diyelim. Kardeşimiz İsa Çelebi'ydi. Dolayısıyla bizim için son derece basit bir savaş olacak. Hemen gerçekleştirelim ordu basım işlemlerimizi. Toplamda 9000'lik bir orduyla geleceğim bu sefer. İsa Çelebi'nin üzerine. Aman dur. Dur bu ordu basımını işte. Aynen şu şekil. Tamam güzel. 9000'lik bir orduyla İsa Çelebi'nin de üzerine geliyoruz bakalım abi. Bursa'ya 4000'lik, Kütahya'ya 5000'lik bir orduyla saldırdık. Her ikisi de başarılı oldu fakat İsa Çelebi Bursa'yı geri alıp Eskişehir'e girdi. Oha İsa. Oha İsa, yavaş gel kardeşim. Vay be, İsa'ya bak sen, sevgili İsa Çelebi kardeşimiz. Çetin cebiz çıktı. Evet bu sefer de Gebze'ye girdi abi. Ya aslında bir kaçış, yani bu kaçış taktiği yürütüyor adeta. Evet şu anda 2-3-4 toprağını da aldık ve bu savaşı da burada noktaladık. İsa Çelebi'nin de yönettiği bütün topraklar artık bizim elimize geçti. Timur'un döküntü haline getirdiği devleti Mehmet Çelebi'nin önderliğinde yeniden toplamaya gayret gösteriyoruz. Asimilasyonları başlatalım. Artık ekonomimiz de iyice yükseldi açıkçası. 65 binlik bir ekonomiye sahip olduk. Ama düşünün yani. Bu kadar 2 tane Osmanlı, 2 tane kardeşimizin topraklarını ele geçirmemize rağmen hala Süleyman Çelebi'nin yönettiği bölgeyle ekonomimiz aynı. Yani Süleyman Çelebi'ye kalan bölgenin ne kadar güçlü, ne kadar verimli olduğunu artık siz düşünün abi. 3 adet bölünen Osmanlı'nın toprağı bir tane Süleyman Çelebi anca ediyor. Yani cidden Süleyman Çelebi'nin yönettiği bölge harbiden sağlam bir bölge. Şimdi artık oraya gözümüzü dikiyoruz abi. Şimdi 5300'lük bir ordumuz var. Süleyman Çelebi'nin Osmanlısı için bu tabii ki de çok küçük bir sayı. Yani Osmanlılar arasında kardeşlerimizle gerçekleştireceğimiz en büyük savaş bu olacak. Dolayısıyla en az 20.000
Benim önerdiğim 25 bin. Yani 25 binlik bir ordu toplamak bence kesinlikle gerekiyor. Timur'la ilişkiler ne alemde? Yani bizi üçüncü kez, ikinci kez yıkmasını istemem açıkçası. İkinci kez bizi parçalamasını istemem. O sebeple şimdi ilişkileri geliştirmeye başlayalım da sıkıntı çıkmasın ileride. Abi Allah aşkına arkadaki şarkıyı söyle. Middle Age kanalından bakabilirsin bütün şarkılara. Ver Mehter'i abi. dur. Osmanlı'yı birleştirdikten sonra Mehter'i vereceğim. Osmanlı'yı birleştirelim, Mehter'i o zaman vereceğim kanka. Üçüncü Murat Osmanlısı. Ver Mehter'i, tamam vereceğim, sakin. Herkes de Mehterci çıktı be kardeşim. Şu chat'i bir daha yenileyim abi. Herkes de Mehterci çıktı ya. Plan'ı aç. Tamam dur oğlum, Osmanlı maaşlarını Osmanlı'yı birleştirince açacağız, sakin. Açacağız, merak etmeyin, ben de istiyorum şu anda. Ama öyle yerli yersiz olmaz kardeşim. Osmanlı marşlarının bir adabı vardır yani. Adabına göre açacaksın. Öyle olur olmadık yerler de olmaz. Evet, artık yavaştan saldırımızın hazırlıklarına başlamanın vakti geldi gibi görünüyor. Kardeşimiz Süleyman Çelebi'nin karşısına en az 25 binlik bir orduyla çıkacağız bakalım. Umarım bu saldırıda da bu savaşta da muvaffak olur. Osmanlı Devleti'ne eski ihtişamlı günlerine geri kavuştururuz abi. Şöyle bir ordu basım işlemlerine devam edelim. Bu arada 25 binden çok daha büyük bir ordu oldu ama yok. Bunları iptal ederim. Kaç ordu oldu abicim şimdi? Şöyle bir ordu haritasından bakmak istiyorum ben. Neden onları iptal ettim? Paramızın da açıkçası çok eksiye düşmesini istemiyorum. Evet, 30 binlik bir ordu olmuş ve bence yeterli. Çünkü paramız eksiye düşerse, şimdi Süleyman Çelebi ile gerçekleştireceğimiz savaş yüksek ihtimalle denizlerden de gerçekleşecek bir savaş olacak. Ve denizlerden gelebilecek herhangi bir çıkarmaya yanıt vermemiz adına elimizde sağlam bir paranın da olması gerekiyor. İşte bu parayı kasamızda tutmak için başka bir ordu basım işlemi gerçekleştirmedik. Savaşa hazırız. Son Osmanlı'ya, son kardeşimize Süleyman Çelebi'ye de savaşımızı ilan ediyoruz bakalım abi. Umarım başarılı oluruz. Harbiden zor bir işe giriştik. Cidden zor bir işe giriştik. Evet, ilk saldırıda ordumuzun yarısını kaybettik zaten, hayırlı olsun. Şimdi Tekirdağ'da bir kale var bildiğiniz üzere. Bir seviyelik bir kale. Şimdi ben buradaki 11 binlik ordumu da Tekirdağ'daki kaleye yollayacağım ki oradaki direncimiz birazcık artsın. Süleyman Çelebi o bölgeye saldırsın. Oradaki kale sebebiyle ordu kaybı yaşasın. Şu 5 binlik orduyu da sokar mısın? Hadi canım, bekliyorum. Hadi canım. Saldırır mısın artık şunla? Kanka saldıracağım mı? Oğlum adam saldırmıyor. O 5 binlik orduyu kullanmasını bekliyorum. Yemin ederim bizim paramız bitti, lanet olsun ya. Hayır abi, ben şu anda saldırmayacağım, evet. Uzun bir süredir böyle sanki ateşkes imzalamış gibi bekliyoruz. Aslında birazcık kredi alabiliriz. Ya yok, kredi almaya gerek yok ki, ordu sayımız iyi bizim. Şuraya girsem belki saldırır ya. Belki biraz kışkırır abi. Aynen, kışkırtırız biraz. Heh şu ya kardeşim, saldırdın sonunda ya. Şimdi biz girelim abicim. Madem artık kardeşim Süleyman güçlerini kullandı, artık bizim ilerleme vaktimiz geldi. Çok güzel abi, tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Oradaki 5000'lik ordusu anlaşılan o ki kardeşimiz Süleyman'ın hemen hemen son ordusuymuş. Çok güzel. Aynı şekilde devam. Çok iyi abi. Bu arada bir üye geldi. Dentis üyeliğini altın üye seviyesine yükseltmiş. Teşekkür ediyorum desteğin için Dentis. Sen önceden birkaç süper chat de yollamıştın yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar desteğin için teşekkür ediyorum. Evet, şöyle girişimizi yapmaya devam edelim abi topraklara. Artık zaten bitti sayılır bu savaş. Burada da bir konstanta kalmış. Ve kardeşimiz Süleyman'ı da mağlup etmeyi başardık. Osmanlı'yı yeniden toparladık ama büyük ihtimalle tüm topraklarını alamayacağız. Aynen öyle. Ama topraklarının büyük bir kesimini alıyoruz abi. Şu şekilde şöyle şu Konstantin'e kadar bütün toprakları alamıyor muyuz? Şöyle yapalım o zaman. Heh, aynen bu şekilde bir barış antlaşması imzalayalım. İkinci bir savaşla beraber Süleyman Çelebi'yi de artık tamamen yok edip öldürüp artık tek hakim güç olmak istiyoruz abicim bu bölgede. Yani gördüğünüz üzere Mehmet Çelebi gerçekten de tasvir edildiği üzere Osmanlı'nın adeta ikinci kurucusu. Şöyle ordularımızı geri çekelim. Asimilasyonlar var başlatmamız gereken. Onları başlatacağız. Daha işimiz var kardeşim. Daha yani bizim asıl işimiz zaten bu savaşları tamamladıktan sonra. Yoksa bu savaşlar aşırı mı zor? Oo, Timur Karakoyunlu'yu, pardon Akkoyunlu'yu. Karakoyunlu muydu? Karakoyunlu. Karakoyunlu olması lazım. Aynen, Karakoyunlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Karakoyunlu'yu annekslemiş abi. Biraz sıkıntılı bir durum. Timur yeniden bizim sınırlarımıza geliyor. Bu biraz gerçekten sıkıntılı bir durum. Timur gelme kardeşim sınırlarıma, çok da büyüksün ya. O ne oğlum öyle ya? O nasıl bir toprak parçası lan? Aşırı büyük ve aşırı güzel duruyor yani toprakları. Biz de inşallah şu beylikleri falan elimize geçirince ondan bile daha güzel duracağız abi. Ondan bile daha güzel görüneceğiz. Şimdi asimilasyonlarımızı bir başlayalım. Pek çok toprak aldık bu sefer. Asimilasyonlar biraz daha fazla maliyete
mal olacaktır büyük bir ihtimalle. Ya güzel, paramız yetti, tamam. Çok iyi abi. Barış antlaşmamız tamamlanmış, artık son savaşımızı da ilan etmenin vakti geldi de geçiyor. Şöyle 6500'lük ordumuzda kardeşimiz Süleyman'ın sınırlarına ikinci kez gidiyoruz. Bir üye daha geldi. Geçenler Yalılı Gümüş Ögüm'le katılmış. Teşekkür ediyorum Ege desteğin için. Şöyle hemen ordumuz sınırlara yollayalım. Bu arada kanala abone olduğunuz takdirde kanalın hemen sol üst kısmında bir animasyonla isminiz görünecek. Aynı zamanda chat'e yazabilmek için de kanala abone olmanız yeterli. Bunları da hemen bir hatırlatayım. Açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Evet abicim, artık Osmanlı'yı birleştirmek adına son savaşımızı gerçekleştiriyoruz. Bu savaşın da başarılı olmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu toprakları Timur'un dağıtışından, yani 1402 yılından sonra yeniden birleşmiş olacak. Evet abi, 12 yıllık bir dönem. Yani gerçekten bizim için sıkıntılı geçen bir dönemdi. Fakat bu dönemi de Mehmet Çelebi'nin komutanlığı önderliğinde atlatmış bulunacağız gibi görünüyor. Evet, zorluyorlar bu arada. Yani evet, Arnavutluk'ta bulunan önemli bölgelerden biri olan Tirana'dan bizi bayağı zorladılar ama orayı da hallettik ve kardeşimizi ikinci kez mağlup etmeyi başardık. Artık Osmanlı toprakları yeniden birleşti dostlar. Yeniden Osmanlı'yı toparlamayı başardık. Abi inşallah bir an önce 100k olursun. Teşekkür ediyorum. Ben olacağımızı düşünüyorum. Ve artık mehteri açmanın vakti geldi kardeşim, değil mi? Şöyle bir mehteri verelim ya hocam. Osmanlı'yı birleştirmişken bu birleşmenin üzerine bir mehter. Şöyle bir iyi gider abi. Oruç tuttunuz mu lan? Oruç tutun oğlum. Oruç tutun. Oruç önemli. Oruç tuttunuz değil mi? Bir bakayım abi kimler tutmuş. Aleykümselam, hoş geldin. Evet evet, oo, herkes tutmuş abi, herkes tutmuş. Ya bizim bu aslında var ya, bakın din açısından yani pek çok hem ibadetle ilgili çok kaybımız var. Yani nasıl desem, mesela kimse hani ya kimse demeyeyim de çoğu kişi günde 5 vakit namazını kılmaz değil mi abi? Çünkü artık belki de önceden kılmıyordu. Belki de bundan 100 yıl önce genel olarak çoğunluk 5 vakit namazını kılıyordu, bilemiyoruz. Ama oruç hiç unutulmayan bir dini ibadet haline geldi. Yani oruç hiçbir sene eskimiyor abi. Her sene tutulmaya devam ediyor. Mr. Fox Gümüş Ögüm'le katılmış. Teşekkür ediyorum. Kral Kurt Bronz Ögüm'le katılmış. Teşekkür ediyorum kendilerine destekleri için. Evet abi, artık mehter eşliğinde şu beylikleri de keselim mi? Ne dersiniz? Mehter eşliğinde beylik kesmece. Hadi bakayım. Bence zamanı geldi abi. Asimilasyonlar zaten tamamlanıyor arkada. Biz de şöyle bir mehter eşliğinde beylikleri keselim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Aynen öyle, moderatörümüzün yazdığı gibi. Adamsın abi, sen de adamsın. Teşekkür ediyorum. Ordular ileri. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle, ordular ileri. Aynı ya, bütün beylikleri aynı orduyla fethetmemiz yok mu lan? Timur'a tepki olarak abi. Timur'a tepki olarak bütün beylikleri, Timur'un bizden ayırdığı, böldüğü bütün beylikleri aynı anda aynı orduyla keseceğiz kardeşim, tamam mı? Ekonomilerine bir bakayım. 8000, 6000, 4000. Aa, bunlar birbirleriyle savaşta. Teke ve Aydınoğulları savaştı. Ay, bebeklerin savaşı. Şimdi şuraya bir kral gelsin de şu bebeleri bir pistten alalım kardeşim ya. Şu bebeleri bir pistten alalım ya. Hocam siz ya orada savaşıyorsunuz babaşıyorsunuz, boş boş işler. Ya savaş sizin neyinize kardeşim ya. Savaş sizin neyinize yani. Orada ufak ufak şeyler birbirleriyle savaşıyorlar. İşte şimdi biz yargı dağıtmaya giriyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Timur'a tepki kardeşim. Timur'a tepki. Timur'a tepki olarak hepsine birden giriyoruz. Bu arada inşallah yenilmeyiz lan. Sonuçta çok fazla devlet var, çok fazla güç var. Umarım yenilmeyiz abi. Biraz büyük bir işe giriştik ama. Evet. Bunun yanında bence hücum marşı iyi gider abi. Aynı anda 6 tane devlete girdik. Hani bir zahmet hücum marşı bunun yanında iyi gitsin değil mi abi? Evet hocam. Hadi bakalım ordular. İleri. Bu kutlu devlet için bir kez daha savaşıyorsunuz kardeşim. Çok güzel, çok güzel. Aman. Sadece Saruhanoğulları'nda bir tık zorlandık. Onun haricindeki bütün saldırılarımız net şekilde başarılı oldu. Evet abi, muazzam. Yalnız orada birinin ordusunu daha yedik. Yanlışlıkla Ragusa'yla da savaşa girdik galiba. Yok, Ragusa'yla girmedik. Ragusa'yla zaten girmiştik. Çünkü müttefikiydi buralardaki bir devletin. Kimin de hatırlamıyorum. Evet abicim, bunları da hallettik. Ragusa'ya sonra gireceğiz. Ragusa sonraki iş. Şimdi barış antlaşmalarımızı imzalayalım. Oo. Batuhan Güngör 50 TL'lik bir süper chat desteği yollamış. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. 4B. O nasıl bir nickname kanka? Güzelmiş, o da iyiymiş. Gümüş Evrim'le katılmış. Teşekkür ediyorum ikinize de, Batuhan ve 4B destekleriniz için. Teşekkürler. Oha, 50 TL geldi. Lan be. Bir acayipime gitti abicim sen öyle yazınca. Neyse.
Evet abicim, devam edelim. Denizli toprağını Germiyan oğullarından ele geçiriyoruz. İzmir toprağını Saruhan oğullarından ele geçiriyoruz. Menteşe Beyliği'nden Fethiye'yi elimize geçiriyoruz. Onun haricinde Hamitoğulları'ndan Isparta ve Afyon Karahisar toprakları Osmanlı'ya katılıyor. Ve Teke'den de Antalya toprağı yine Osmanlı'nın hakimiyetine geçiyor. Oha, kim kabul etmedi? Ha yok, kabul etmeme yok, tamam. Aydınoğulları'yla barış antlaşması imzalmayı unutmuşuz. Evet, gayet iyi abicim. 6600'lük bir orduyla da başkente geri dönüyoruz. Heh, şimdi başkent taşımanın vakti geldi. Artık başkentimizi Edirne'ye, yani ana Osmanlı başkentine taşıyabiliriz abi. Yusuf Güven Altın Üye grubuna katılmış. Teşekkür ediyorum desteğin için Yusuf. Tekirdağ, pardon, Edirne'ye. Yani bizim için orası Edirne kardeşim. Hatta düzeltelim. Edirne yapalım orayı. Tekirdağ değil de Edirne daha iyi ya zaten. Yani Edirne daha mantıklı bence. Orası Edirne olsun abi. Evet. Başkentimizi yeniden Edirne'ye taşımış bulunmaktayız ve şu anda ülkemizin en kalabalık şehri İzmir toprağı. Abi Bursa'yı başkent yap. Yok. Aa, Bursa da olabilirdi lan harbiden. Doğru dedin bak. Bursa'yı da yapabiliriz, Edirne'yi de yapabiliriz. Bence bir oylama lazım abicim buna. Bursa mı Edirne mi? Yani ben Osmanlı'nın kendi başkenti Edirne diye Edirne yaptım. Osmanlı'yı aldıktan sonra, pardon, Bizans'ı aldıktan sonra zaten İstanbul'u yapacaktık. Ama şimdilik başkentimiz neresi olsun? Bursa mı Edirne mi? Bir oylama açalım. Ve yine kararı siz değerli Meclis-i Mebusan versin abi. Aynen öyle. Oylamayı açtım hocam. Kararınızı bekliyorum. Ben de o sırada bir su içeyim. Pardon, bekleyin. Vallahi boğazım kuruyor ya. Oh be. Evet abi, şu anda Bursa önde götürüyor gibi görünüyor. Bursa %61'lik bir oy ortalamasıyla önde götürüyor şu anda referandumu. Evet, 965 oy kullanıldı ve %59'luk bir kesim Bursa'yı seçti. Bu arada 1870 izleyici var ama 700 like var. Bunu arttıralım abi. 1000'in üzerine rahat bir şekilde bence çıkarırız bunu. Herkes like atarsa sevinirim. O halde başkenti Bursa'ya taşıyoruz abi. Şöyle seri bir şekilde başkenti taşı. Nerede lan o? Ha, 50 tur boyunca taşıyamıyoruz. Tamam, 50 tur sonra taşırız kanka. 50 tur sonra taşırız. Hop lan, dur. Dur, Candaroğulları'nı yedirtmem. Bir dakika dur. Biz yemezsek Candaroğulları'nı başkası yiyecek gibi görünüyor. Bu arada artık Middle Age'e geri dönelim. Middle Age'i bir daha açayım. 2 saattir hücum marşı dinliyoruz. Sanki sürekli birine hücum ediyormuş gibi. Yeter. Artık Middle Age'e dönelim. Tamam. Bekleyin oğlum. Önce şu Candaroğulları'nı bir halletmemiz lazım. Evet, bunları zaten kolay şekilde kuşatmış oluyoruz. Zaten tamamen çevresinde topraklara sahip olduğumuz için direkt kuşatmış olduk ve ele de geçirdik abi. Basit bir savaştı hocam. Bu savaşla beraber de Bafra bizim elimize geçmiş oldu. Güzel bir savaşı daha geride bıraktık. Evet, Bursa'yı başkent yapmak için ne kadar beklememiz lazım? 33 tur daha beklememiz gerekiyor. Asimilasyonumuzu başlatalım. Oo, bayağı asimilasyon varmış tamamlanacak. Para bitti, oha. Para yetmedi asimilasyonları tamamlamaya. Bir kez daha başlatalım. Evet, gayet iyi. Asimilasyonlar da başlatılmış bulundu. Ya beyler, bence biz o oylamayı boşuna yaptık. Biz zaten birazdan Bizans'a gireceğiz oğlum. Kral Kurt üyeliğini gümüş üye seviyesine yükseltmiş. Teşekkür ediyorum Kral Kurt. Abilere selam, savaşmaya devam. Aynen öyle. Ne demiş abicim ünlü düşünür Mehmet Çelebi? Abilere selam, savaşmaya devam. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. 3500 orduyu Gebze'ye çekelim. Yani büyük bir Konstantinopolis kuşatması düşünüyorum ben. Her taraftan kuşatacağız abi Konstantinopolis'i. Ve adını Konstantiniye yapacağız abi. Hem buralardan, hem şöyle Marmara'dan, hem de Karadeniz'den. Yani bayağı büyük bir kuşatma var aklımda hocam. Aynen öyle yani. Aynen bu şekil kuşatacağız. İşte kuşatma diye ben buna derim. Marmara'dan, Karadeniz'den, Gebze'den, Edirne'den ve Burgaz'dan. Yani bayağı gerçekten geniş bir kuşatma Bizans'la karşı. Evet, bakalım, artık zamanı geldi hocam. Yıllar 1417'yi gösteriyor. Asıl tarihinden yaklaşık 40 yıl önce Konstantinopolis toprakları da Osmanlı'nın eline geçecek ve Osmanlı bir imparatorluk olduğunu bütün dünyaya haykıracak. Evet hocam, işte bu kadar. Alalım İstanbul'u. Lan dur, hemen barıştık. Ha tamam, %100'müş, güzel. Evet abi, artık imparatorluğu ilan etmenin vakti zamanı geldi. Osmanlı İmparatorluğu bütün dünyaya hayırlı olsun abi. İstanbul'un da fethedilmesiyle beraber artık imparatorluğu ilan etmiş ve başkenti Konstantiniye ilan etmiş bulunuyoruz. Lan hadi artık, biriksin şu para ha. Evet abi. İşte şimdi Osmanlı olduk hocam. İşte şimdi Osmanlı olduk. Kral Kurt üyeliğini platin üye seviyesine yükseltmiş. Teşekkür ediyorum tekrar desteğin için. Önce bronz aldı, sonra gümüş yaptı galiba. Sonra platine yükseltti. Teşekkürler desteğin için. Başkentimizde şu anda 26.000'lik bir ordu bekliyor.
Fazla bir ordu açıkçası. Bu kadar orduya gerek var mı emin değilim. Yani bekletebiliriz ya da bir savaşta kullanalım. Aynen ya, şu Karamanoğulları'nı ele geçirelim abi. Yani Memlük'ten önce elimizi çabuk tutalım biz ya da Timur'dan. Ve buradaki beylikleri elimize geçirelim en iyisi. Hazırda elimizde 26 binlik bir ordu varken. Ama biraz saldırgan oynadığımızın da farkındayım. Bu da bize karşı kurulacak bir koalisyonu tetikleyebilir. Her türlü dikkatli olmamız lazım. Her ne kadar doğu sınırımızdaki devletlerle aramız iyi olsa da Batı, Avrupa tarafından gelebilecek bir Haçlı saldırısı bizi epey zorlayabilir. Ama biz Avrupa'dan korkup planlarımızı ertelemeyiz. Avrupa'ya karşı da, yani Avrupa'nın eğer geleceği varsa göreceği de var. Gelsinler görsünler kardeşim, hiç sorun değil. Gelsinler görsünler. Karamanoğulları topraklarını an itibariyle kuşatmış bulunuyoruz. Fethiye'den de 2000'lik bir orduyla Akdeniz'e ordu çıkaralım. Denizden de kuşatmış olalım böylece. Savaşımızı ilan edelim ve girişimizi yapalım abi. Sen Karaman'a saldır. Alanya'ya 2000'lik donanmamızla çıkalım. Aynen öyle, çok güzel. Yalnız Alanya'ya çıkarmamız başarısız olacak. Aynen öyle. Tamam, sıkıntı değil. Kuşatmaya devam. Çok iyi abicim. Alanya'da düştü ve Karamanoğulları toprakları da Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılmış oldu böylece. Gayet güzel. Bütün orduları bir daha bir toplayalım. Bu sefer Karaman toplarında ve tekrar başkent Konstantiniyye'ye çekelim bakalım. Gayet iyi. Asimilasyon işlemlerimizle başlayabiliriz artık. Abi 100K olunca Yeniçeri kıyafetiyle fotoğraf at. Oğlum mükemmel öneri lan. Harbiden çok iyi öneri. Yapacağım lan bunu. Yapacağım ulan bunu. Yapacağım bunu aynen. Yunan toprakları aynen. Bence de artık Yunan topraklarına girmenin vakti geldi. Orada da bir hakimiyet sağlayalım. Yani Yunan toprakları harbiden bizim sınır güzelliğimizi aşırı bozuyor. Bu arada Altın Orda ve Lehistan-Litvanya Birliği arasında uzun süredir dönen, bitmek bilmeyen bir savaş var. Bu savaşın da sonucunu ben gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden o savaşı da izliyorum bir yandan. Yani işte aslında oraya Timur bir girse var ya, iyi girer yani. Harbici bir giriş yapar oraya. İnşallah girmez ama. Ben Timur'un güçlenmesini kesinlikle istemiyorum. Timur güçlenmemeli. Neyse, biz kendi işimize bakalım şimdilik. Evet, bütün asimilasyonlarımız da başlatıldığına göre sanırım artık bir Yunan seferi gerekiyor ama Yunan seferinden önce ben bir teknolojiye bakmak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu olarak her ne kadar fetihte, yani gerçekten ileri bir seviyeye ulaşmış olsak da, gerçekteki Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı hataya düşmeyip bu sefer teknolojik açıdan da dünyaya önderlik eden bir imparatorluk olmalıyız. Bu sebeple teknolojik yatırımlarımızı sürekli olarak devam ettireceğiz. 058, 059, 060, 61, 62 böyle hızlı şekilde, seri bir şekilde teknolojimizi geliştirip dünyaya bu açıdan da önderlik etmeyi amaçlıyorum. Şu anda teknolojide birinci sırada Ming Hanedanı var. Asya'dan yükselen bir teknoloji yıldızı. İkinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Memlük, dördüncü sırada Timur var. Yani bizim bunların hepsini geçmemiz lazım. Teknolojide ki bize gerçekten sağlam bir gelir de sağlayacaktır. Kıbrıs fethi olabilir. İsimli isimsiz. Altın uygulamına katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Can Soydan. Her yayında Bizans yok oluyor. Yunanlar isyanda deyip 20 TL'lik bir destek yollamış. Teşekkür ediyorum kendisine. Hakan Gezer bronz yorumuna katıldı. Oğlum yavaş lan, ne spam mı atıyorsunuz? Üyelik spamı atıyor adamlar. Teşekkürler desteğin için Hakan Soydan. Ha, pardon, Hakan Gezer karıştı, pardon. Çok pardon. Karıştı. Bir kez daha bir araştırma yatırımı yapalım. Aynen öyle. Asimilasyonlar var bazı tamamlanmayan, onları da bir bitirelim. Aynen öyle. Güzel. Bu artık son teknoloji yatırımımız. Zaten bu teknoloji yatırımıyla beraber büyük ihtimalle ilk 5'te yerimizi alırız diye tahmin ediyorum. Bakalım, Bahmani Devleti'ni geçmeye çalışıyoruz şu anda. Evet, onu da geride bıraktık. Yok, ilk 5'e giremedik ama olsun. Güzel bir ilerleyiş açıkçası kat ettik. Şu an iyi gidiyor. Kerem Instagram hesabı aç sanmıyorum. Instagram açacağımı düşünmüyorum. Belki ileride hani webcam açınca Instagram açabilirim. Ki webcam'i 100.000'de açacağım bu arada. Çok fazla soran oluyor. Pek çok yayında söyledim. 100.000 aboneye ulaştığımızda webcam açacağım abi. Ya tipim belki beklediğiniz gibi olmayabilir. Bilmiyorum, ben biraz sesim görünüşüme göre fazla nasıl desem yetişkin duruyor. Yani şöyle söyleyeyim, beni gördüğünüzde ulan bu ses bundan mı çıkıyor diyebilirsiniz abi. Öyle bir yapım var, öyle bir yüzüm var diyebilirim. Zaten bir ara topluluktan paylaşmıştım, görenler vardır belki. Şöyle hemen araştırma, yok araştırma değil, bu sefer artık yatırımlar yapacağım. Evet, artık galiba Yunan seferinin vakti geldi abi. Yani artık laf yeter hocam. Yani laf bir yere kadar. Artık lafı yarıda bırakıp biraz da Yunan topraklarına seferi bir gerçekleştirelim. Viyana'ya gir. Dur lan, daha Viyana'ya çok var, dur. Oğlum Macaristan krallığına bak, bayağı büyümüş. Bunların da bir icabına bakmak lazım. Oğlum burada ne oluyor lan? Bunlar birbirlerini yiyorlar oğlum. Ama Lehistan, Litvanya ne büyümüş öyle be.
Bayağı büyümüş herifler. Ama hala bizden güçsüzler. Çünkü çok uzun süredir savaştalar. Biz o kadar çok savaşa girmedik. Savaş yoğunluğu açısından hala iyi bir durumdayız. Kral Kurt üyeliğini ultra destekçi seviyesine yükseltmiş. 60 TL'lik bir destek yapmış oldu. Teşekkür ediyorum. Batuhan Güngör 100 TL'lik bir destek yolladı. Senin canın sağ olsun kardeşim, Yunan'ı at denize demiş. Teşekkür ediyorum desteğin için Batuhan. Toplam galiba 150 liralık bir bağış yapmış oldu kendisi. Çok teşekkürler desteğin için. Teşekkür ediyorum. 5 tane dürüm param çıktı, eyvallah. Gerçi dürüm de 26 lira oldu, 4'e düştü ama yapacak bir şey yok. Teşekkürler tekrar. Hemen artık ordanımızı, madem Batuhan abimiz böyle bir 100 lira yollayıp bize Yunan'ı denize at diye rüşvet teklif ediyor. Tamam kardeşim, rüşvetini kabul ediyorum. Hemen seri bir şekilde Yunan sınırlarına ordularımızı yollayalım. Bu kadar ordu galiba yeter. Epir'in ekonomisi 15.000, Atina'nın ekonomisi 34.000. Yetmezmiş abi. Harbiden yetmezmiş. Birazcık daha ordu lazım. Şöyle Balkan topraklarında biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Ve Yunan topraklarının üzerine saldıralım bakalım. Evet. İlk sahur öncesi yayınımız gerçekten bereketli geçiyor ve ben seviyorum ya. Ramazan boyunca bunu yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca her gün atlamamaya çalışacağım. Belki bazı günler atlayabilirim. O da normaldir abicim. Yani insanlık hali arada. Bizim de işimiz olabiliyor. Evet, güzel bir başlangıç Epir'e karşı. Çok güzel. Şimdi buradan direkt Mora'ya geçebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Oo, burada Napoli, senin burada ne işin var lan? Senin burada ne işin var lan? Sen buranın adamı değilsin kardeşim. Bak, 88.000 ekonomili ülkeye direkt savaş ilan ettim. Cesareti görüyor musunuz? Görüyor musunuz cesareti? Venedik'e bak. Senin burada ne işin var? Kardeşim, siz benim toprak bütünlüğümü bozan ülkelerin bulunduğu bölgelerde cirit atamazsınız. Yapamazsınız yani böyle bir şey. Bak, Papalığa da savaşı ilan ettim. Hiç acımam. Bu topraklar bizim. Ona göre yani. Acımam hocam. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Acımam. Şöyle bir girişimize devam edelim abi. Aa, buradan buraya geçilmiyor muymuş? Tüh, ben geçiliyor zannediyordum. Ha yok, hareket puanımız bitmiş abi, pardon. Evet, güzel. Fethiye Nakşa tarafından bir ele geçirildi ama yeniden kuşattık bu bölgeyi de. Çok güzel. Şimdi her iki tarafı da şöyle bir saldıralım. Siz kimsiniz kardeşim ya? Benim hedefim olan topraklarda cirit atıyorlar, şunlara bak. Ben buraları Bizans'ta zannediyordum, değilmiş. Şöyle Nakşa'nın toprağını da Ege Adaları'nı da çıkarmamızı atalım. Girit'e de atalım. Muazzam. Budur yani, budur hocam. Tamam, ben artık barışıyorum. Ben vazifemi bu bölgede tamamladım. Ha, siz barışmazsanız İtalya'ya da çıkarım. Bak, eğer barış antlaşmam kabul edilmezse çok ciddiyim, İtalya'ya da çıkarım. Heh, kabul edildi, iyi. Akıllıca olanı yapıyorsunuz, aferin size. Yani kabul etmeseydiniz zaten size mal damgası vururdum kardeşim. Evet, güzel. Kandiyayı da şöyle bele geçirelim, Girit toprakları. Çok iyi. Dentis, abi Discord'da nasıl üyelik aktif ediliyor demiş ve 20 TL'lik bir destek yolluyor. Adam bana mesajı ulaştırmak için destek yolluyor. Teşekkür ediyorum desteğin için. Discord üyeliğini aktif etmek için YouTube hesabını Discord'a bağlaman lazım. Tek yapman gereken bu. Bunu yaptığın takdirde Discord'da üye rolü alacaksın. Evet, bu şekilde. Tek yapman gereken bu. Yunan topraklarında artık elimize geçirmiş olduk abi. Fetihlerimiz son hızıyla devam ediyor. Ordularımızı İstanbul'a çekelim. Gördüğünüz üzere artık ordu sayımız gerçekten çok büyüdü. Elimizde 44.000'lik bir ordu, hatta 45.000'lik bir ordu olmasına rağmen sahip olduğumuz para, gelir hala 8.000'in üzerinde. Yani artık gelir olarak, ekonomi olarak ülkeyi, imparatorluğu son derece genişlettiğimizi, son derece geliştirdiğimizi rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet, güzel. Bazen 20 liralık destekleri kaçırıyorum bu arada. Onları kaçırırsam bana hatırlatın. 2000 izleyiciye ulaşmışız. Herkes yayına like atarsa şu an 2000 like oluyor hocam. O yüzden herkesin like atmasını önemli rica ediyorum hocam. Yani yayınların, videoların önerilmesi için like önemli. O yüzden. Şimdi asimilasyonlarımızı bir tamamlayalım ve yeni fetihimizi yapacağımız bölgeyi, daha doğrusu ilerlemelerimizi gerçekleştireceğimiz bölgeyi sizlerle beraber seçelim. Şimdi artık mantıklı bir şekilde düşünürsek hocam. Artık hem batı topraklarımız, hem doğu topraklarımız, hem güney topraklarımız, hem kuzey topraklarımız gerçekten güçlü ülkelerle çevrilmiş durumda. Batımıza baktığımızda 335.000 ekonomili Macaristan'ı görüyoruz. Doğumuza baktığımızda 530.000 ekonomili, yarım milyon ekonomili Timur'u görüyoruz. Güneyimize baktığımızda daha zayıf bir halkı olan 242.000 ekonomili Memlü'yü görüyoruz. Kuzeyimize baktığımızda en zayıf halkı olan 175.000 ekonomili Lehistan-Litvanya Birliği'ni görüyoruz. Tuna Gökmen bronz yürüme katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi bu mod ne? Bu mod Conquerors versiyon 1.5.1. Benim önerim Memlü'ye saldırmak. Yani önce Ramazanoğullarını ele geçirip onun üzerinden Memlü'ye girmek. Yavuz Sultan Selim'i yaşatmak abi. Şu anda bu ya birazdan Yavuz Sultan Selim'i yaşatmak istiyorum ben sizlere. O sebeple
Memlük benim ana tercihim. Ama yine de karar sizin. 4 tane seçenek koyuyorum abi. Şöyle Macaristan. Ki Macaristan çok zor. Eğer Macaristan'ı seçerseniz zorlanırız. Timur daha da zor. Timur'u seçerseniz sıçtık. Direkt öyle söyleyeyim. Memlük benim tercihimdir. Litvanya, yani bilmiyorum. Şu an Litvanya mantıksız bence. Şimdiden Avrupa'nın içlerine girmek bence kötü olur. Evet, karar sizin sevgili Meclisi Mebusan. Bakalım vereceğiniz karara göre o bölgeye ilerleyeceğiz. Dediğim gibi benim tercihim Memlük. Ama yine de karar sizin. X-Rask, ilk ne lan okuyamadım. X-Rask, bronz üye grubuna katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Kim önde götürüyor? Memlük %61'lik bir oy oranıyla şu anda önde götürüyor. Gayet güzel. Bu demek oluyor ki Memlük'e gireceğiz. 464 oy kullanmış. Evet, 1000 oy kullanıldı ve %60'lık bir kesim Memlük'e girmemizi istiyor. Meclisi Mebusan'ın da isteğini geri çevirmek olmaz hocam. Olmaz. Şimdi 45.000'lik orduyla öncelikle şu beyliklerin ikisinin de üzerine gideceğim. Şimdi diyeceksiniz ki abicim sen bunları alırsan Timur'la sınırın olur. Doğru söylüyorsunuz ama ilişkilerimiz bu adamlarla iyi. Yani saldırmazlık paktı imzalayıp bize saldırmalarını engelleyeceğiz. Biz sadece askeri olarak değil diplomatik olarak da kendimizi dünyaya kanıtlamış bir ülke olarak Timur'la uzunca bir süre savaşmadan barış içinde yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Diplomasiyi iyi kullanarak. Hemen ordularımızı yollayalım bir bakalım sınırlara. Memlük'e saldırırken hücum marşını açacağım. Memlük'e saldırırken hücum marşını açacağız kardeşim. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarına savaşımı ilan ediyorum. Hatta bununla beraber Kıbrıs toprakları da bizim elimize geçecek. Şöyle bir tane birkaç tane asker alma işlemi, aynen öyle. Saldırılarımızı gerçekleştirelim. Sonunda Kıbrıs da elimize geçiyor. Yani yayının başından beri chat'e Kıbrıs spamlayanları görüyorum. Alın kardeşim, sonunda Kıbrıs'ı da alıyoruz. Sonunda Kıbrıs'ı da alıyoruz. Evet, çok güzel abi. Şimdi seri bir şekilde barış antlaşmalarımızı imzalayalım. Daha doğrusu sadece bunlarla. Bir dakika dur. Yanlış kişiyle mi imzalıyoruz? Önce bir Kıbrıs'a da çıkalım da öyle imzalayalım biz en iyisi. Güzel, başarılı. Kuzeyini de aldık Kıbrıs'ın. Çok güzel. Şimdi barış antlaşmalarımızı imzalayabiliriz. Hem Kıbrıs hem Ramazanoğullarını alıyorum. Hem de Dulkadiroğullarının bütün topraklarını elime geçiriyorum. Gayet güzel. 2 savaşı daha, hatta 3 savaşı daha geride bırakmış bulunduk. Beyler bir müsaade edin, su içeyim. Harbiden boğazım kuruyor. Oh be. Ulan bu saatlerce yayın yapan insanlar nasıl yayın yapıyor ya? Bir saatte boğazım kuruyor. Vallahi adamlara hani saygım var. Sibirya. 10 TL'lik bir destek yollamış Fenerbahçeli arkadaşımız. Teşekkür ediyorum kendisine desteği için. Evet, 25.000'lik bir ordumuz var. Bu ordunun sayısını biraz daha arttırıp yaklaşık 150.000'lik bir orduyla Memlük'ün üzerine yürüyeceğiz abi. 150.000'lik bir ordu. Bakın, şu ana kadar bu devletin, bu imparatorluğun gördüğü büyük ihtimalle en büyük ordulardan bir tanesi olacak. Spam atanları banlarsın kanka kanalın. Ritun. Banlarsın. Vasal kur. Yok, vasal kurmaya gerek yok. Timur'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ve Timur'la aramızda sahip olduğumuz bütün sınırlara gözetleme kulesi inşa edeceğiz. Can Soydan 20 aydır üye. Helal olsun. 20 aydır üye. Vallahi yani 20 aydır beni takip eden adamı bile az bulabilirsiniz. Adam 20 aydır kanala üye. Lucas o kadar laf ediyoruz ama adam öyle bir oyun yapmış ki oyundan kurtulamıyoruz gerçek anlamda. Doğru söylüyorsun. BİM Ankara şubesi ama adamın logosu şok. O da ayrı bir şey. Bronz yorumuna katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Hemen hepsine bir gözetleme kulesi inşa edelim. Ya hemen hemen hepsinde varmış zaten. Çünkü hepsi birinin başkentiydi. Doğru. Sadece burayı bekliyorum. Ha tamam, buraya da inşa ettik. Muazzam. Artık Timur bizim sınırımıza ordu getirirse bu orduları rahat şekilde görebileceğiz. Ve eğer Timur bize karşı bir savaş hazırlığı içerisine girişirse gerekli önlemleri seri bir şekilde alabileceğiz. Gayet güzel. İşte diplomasi diye, işte strateji diye ben buna derim hocam. Şimdi ordularınızı toplayalım ve 150 binlik bir orduyla Memlük'ün üzerine yürüyelim bakalım. Hadi bakalım abi. Yani 150 binlik bir orduyu toplamak bizim için çok da yorucu olmayacaktır büyük bir ihtimalle. Sahip olduğumuz istihdam edilebilir nüfuslar gayet iyi, gayet yüksek sayılar. O sebeple kısa süre içerisinde büyük ihtimalle toplarız bu orduyu ama yatırımlara verdiğimiz parayı keselim. Çünkü toplayacağımız ordunun ardından zaten paramız eksiye düşecek, gelirimiz eksiye düşecek. O sebeple bir de bir yandan yatırım yapmaya gerek yok. Evet, güzel, devam edelim ordu basım işlemlerine. Kaç ordu oldu acaba şu an bilmiyorum ama galiba biz 150 binlik orduyu toplayamayacağız abi. Öyle bir tehlike var gibi görünüyor. Acaba şu an 150 bin oldu mu bilmiyorum ki. Artık her ne kadar toplayabiliyorsak abi vallahi. Evet, 140 bin olmuş, tamam. Çok yaklaşmışız, hemen hemen 150 binlik bir orduyla
gideceğiz Memlük'ün üzerine. Şimdi orduları İstanbul'da topladıktan sonra İstanbul'a bir ikmal kampı inşa edeceğim. Bu ikmal kampı sayesinde biraz gelirimiz artacak. Artan gelirle beraber kasamızda biraz para biriktireceğiz. Ve Memlük Savaşı'na kasamızda sahip olduğumuz bu parayla gireceğiz abi. Böylece eğer arkadan bir çıkarma ya da saldırı gelirse ne yapacağız? Önlemlerimizi alabileceğiz. Hemen ikmal kampımızı inşa edelim. Gayet güzel. Evet, her şey iyi gidiyor abi şu anda. Abi bir şey kaçırdın mı? Çok şey kaçırdın. Fetret devrindeydik, çıkardık. Hatta imparatorluk yaptık devrimi ve şimdi Memlük'e savaşa hazırlanıyoruz. Yani bayağı bir şey kaçırdın. Sahip kran geliyor. Aynen öyle kardeşim, ben geliyorum. Aa, 10 TL bağış mı geldi? Kaçırdım galiba. Galiba kaçırdım. Aynen öyle. Kral Kurt 10 TL'lik bir süper chat desteği yollamış. Teşekkür ediyorum kendisine desteği için. Hangi mod bu? Conquerors versiyon 1.5.1. Eğer YouTube'a yazarsan rahat şekilde bulabilirsin. Evet, artık paramız biriktiğine göre galiba başlayabiliriz. Değil mi? Hazırız gibi görünüyor. Asimilasyonlarımızı bir tamamlayalım. Çok iyi abi. Harbiden hazırız hocam. Şimdi öncelikle şuralara ikişer seviye kale inşa etmek istiyorum ben. Çünkü Memlük'ten gelecek saldırıları ilk olarak burada karşılayacağız. Gayet iyi, tamam. Şu anda her şeyimiz hazır abi. Hatta bir ordu basım işlemi daha yap. Bir tane daha yap. Bir tane daha. Şunu bir 150 bine tamamla. Heh, aynen öyle, tamam. Hazırız hocam. 70, hatta şöyle yapalım. 70 bin ordu Adana'ya, 70 bin ordu Gaziantep'e, kalan 11 binlik ordu Doğu Akdeniz'e. Böylece Memlük eğer denizden ordu getirmeye çalışırsa en azından fark etmiş olacağız. Savaşa hazırız abi. Memlüklere bir dakika önce hücum marşını açmam lazım. Hücum marşını hemen bir açalım. Hücum marşı. Evet beyler, başlıyoruz. Abi yayını geç mi kaldım? Evet geç kaldım. Şimdi bırak geç kalmayı oğlum. Burada Memlük'e giriyoruz. Sen hala geç kalmaktan bahsediyorsun be kardeşim. Memlük'e giriyoruz, Memlük'e. Osmanlı'nın sınırlarının gerçekten Osmanlı'ya benzeyeceği savaş. Hadi bakalım. Öncelikle savunma. Çünkü o kadar kale inşa ettik hocam. Değil mi? Evet, önce savunma. Biraz daha savunma. Oo, denizdeki orduyu direkt açtılar. Ve oha, bayağı güçlü geliyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Hemen deniz için bir donanma toplayalım. Seri bir şekilde Fethiye ve Antalya gibi liman kentlerinin civarlarından denize bir donanma toplayalım. Konya'dan da, Karaman'dan da, Alanya'dan da sağlam bir donanma toplamak istiyorum. Saldırmaya devam edin. Oradaki kaleler ben inanıyorum ki direnecektir. Direnmeye devam edecektir. Biz de o sırada Doğu Akdeniz'de donanmamızı oluşturalım. Çok iyi abi, işte budur. İşte budur. Şimdi Memlük'ün Afrika'da bulunan topraklarıyla Suriye'de bulunan topraklarının bağlantısını kestik. Denizde donanmayı oluşturduk. Buradaki ordularını güçsüz düşürdük. Artık ilerleme zamanı. Artık ilerleme zamanı. Haydi bakalım. Yalnız Memlük'e karşı ilerlemek o kadar zevkli ki ya. Sahip oldukları topraklar falan tam böyle ısırmalık ya. Çok tatlı şeyler. İp ince gidiyor abicim böyle kıyı şeridinden. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet abi, Kudüs'e giriyoruz bu arada. Kutsal topraklara da girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Sina Yarımadası'nı geçeceğiz birazdan. 18 binlik bir ordu Hicaz'a doğru gitsin. Geriye kalan 43 binlik ordu, hatta daha fazla, Mısır'a girsin abi. Aynen öyle. Of, şu ilerleyişin hızına bakar mısın ya? Şu ilerleyişin hızına bak ya. Hücum marşıyla gaza geliyoruz abi. Düşmanı korkutuyoruz. Hicaz'a da devam edelim. Çok güzel. Muazzam, her şey çok iyi gidiyor. Nil kıyılarının bir an önce ele geçirelim. Memlük'ün can damarlarından bir tanesini koparacağız artık. Nil Nehri kıyılarının ele geçirilmesiyle. Çok güzel. Evet, Nil Nehri kıyıları artık tamamen bizim elimize geçti. Memlükler Osmanlı orduları karşısında hiçbir varlık gösteremiyorlar. Ve teker teker bütün topraklar düşüyor. Devam edelim ilerlemeye. Mekke'ye de gireceğiz birazdan. Çok iyi. Muazzam. Bu kadar abi, tamam. Artık sen buradan zaten yardır git kanka. Aynen öyle. Yardır koçum. Hadi bakayım. Bu kadar. %100'lük bir savaş zaferi skoruyla Memlükleri de mağlup etmeyi başardık. Şöyle hemen bütün topraklarını alalım. Bütün topraklarını alamıyorum ama olsun. Önemli sayıda toprağını alacağız abi. Şöyle tabii ki öncelikle bu bölgeden başlıyoruz. Buradan Sina Yarımadası'nı geçelim. Kahire'ye mümkünse girelim. Aynen öyle. Şuradan Nil Nehri kıyılarını elimize geçireceğiz. Evet, bu kadar ilerleyebildik abi. Bir sonraki savaşla beraber çok daha fazlasını ele geçiririz diye tahmin ediyorum ben. Şöyle yapsak sanki daha mantıklı. Evet ya, bu şekilde daha güzel oldu abi, değil mi? Aynen, bu şekilde kesinlikle daha güzel oldu.
Bu şekilde bir barış antlaşması teklifini yolluyorum. Tabii ki de kabul ediliyor abi. Memlükleri artık iyice Hicaz'ın küçük bir bölümü ve Afrika topraklarına sıkıştırmış bulunduk dostlar. Yayında artık herhalde epey uzadı. 46 dakika olmuş. 2200 izleyiciye ulaştık bu yayında. Gerçekten çok yüksek bir sayı. Yayın bitmeden önce 2000 like'ı da görürsek güzel olur abi. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Gerçekten güzel bir yayın oldu. İlk sahur öncesi yayınımız son derece zevkli geçti. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir canlı yayın olmuştur. Bundan sonraki günlerde de Ramazan boyunca sahur öncesi serilerimiz devam edecek. Büyük ihtimalle yarın bu Osmanlı Birleştirmece canlı yayın serisine devam ederiz. Ali Craft 313 Gümüşlüğüm'le katılmış. Teşekkür ediyorum kendisine, tam yayın biterken son üyemiz de gelmiş oldu. Katılan herkese tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.